8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 255 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları Sayfa 2558. Negatif yüklü D cismi şekil bir deki gibi nötr elektroskoba dokunduruluyor. Pozitif yüklü E çubuğu ise başlangıçta nötr olan elektroskoba yaklaştırıldığında şekil 2'deki durum oluşuyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Şekil 1'de elektroskobun yaprakları açılır. B. Şekil 2'de elektroskop dokunma ile elektriklenir. C. Şekil 1 ve şekil 2'de elektroskobun yükü aynıdır. D. Şekil 1'de elektroskop D çubuğundan farklı yük ile yüklenir. Cevap A. 9. Aslı pervane, özdeş piller, elektrik motoru ve bağlantı kablolarını kullanarak birinci düzeneyi, pervane, elektrik motoru, bağlantı kabloları ve ampul kullanarak ikinci düzeneyi kuruyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Birinci düzenekte elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. B. İkinci düzenekte hareket enerjisi önce elektrik, sonra ışık enerjisine dönüşür. C. Sadece ikinci düzenekte pervane döner. D. Birinci düzenekte elektrik enerjisi birden fazla farklı enerji türüne dönüşür. Cevap B. 10. K cismi toprak bağlantısı ile bağlandığında, yüklerin hareketi aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre, I. K cisminde başlangıçta yük fazlalığı vardır. 2. Toprak bağlantısı uzun bir süre sonra kesilirse K cismi nötr hale gelir. 3. K cisminin toprak bağlantısı kesildikten sonra K cismi, yüklü bir cisme yaklaştırılırsa cismi iter. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. I ve 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap B. 11. Termik santraller ile ilgili olarak. I. Yeraltı sıcak sularının buhar gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir. 2. Santralin bacasından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur. 3. Kurulduğu bölgede çalışanlara istihdam sağlar. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız 3. B. I ve 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap C. 8. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 255 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.